İzmir'de Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu olan Dost Cam fabrikasında diske bağlı cam keramik iş sendikasına üye olan bir işçinin işten atılması üzerine fabrikadaki tüm işçiler üretimi durdurdu. Fabrikayı terk etmeyen işçiler atılan işçi arkadaşları geri alınana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlı. Şimdi ayrıntıları almak üzere İzmir'e gidiyoruz. Atılan işçi arkadaşımız Şenel Kınık telefon attığımızda. Şenel Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Evet, geçmiş olsun. Nedir durumu sizden öğrenebilir miyiz? Neden işten atıldınız? Neler yaşandı? Tabii ki çok sağ olun. Ben 3 aydır falan burada çalışıyorum. İlk başta işe giriş tarihinde bana denilmişti ki hani 2 ay bir deneme süreniz olacak. Bu deneme süresinde eğer ki memnun kalınırsa sizin maaşınızda da iyileştirme yapılarak devam edeceğiz. Ama memnun kalınmazsa, performansınız düşük görünürse tabii ki iş hakkını feshedeceğiz denilmişti. Ama 3 ay geçildikten sonra bana tuttular bugün sabahleyin bir kağıt önüme sundular ve dediler ki biz senin iş hakkını feshediyoruz. Peki sebebi nedir dedim ben bunun. Hani bir sebebi olmalı. Dedi senin performansın düşüktür. Amirlerin, memurların öyle uygun görmüşlerdir. İşte biz senin iş hakkını feshediyoruz. Bu kağıdı imzala. Ben de tabii diske üye olduğum için sendikaya ben hemen arkadaşları bilgilendirdim. Kağıdı imzalamadım. Arkadaşlar da sağ olsun ilgilendiler. Geldik iş yerine üretimi durdurduk. Burada dışarıdan içeriden her türlü desteği birbirimize de sağlıyoruz. Yani bugün bana yarın başka bir arkadaşımıza olmasın diye biz bugün bu direnişi sürdüreceğiz. Evet. Sonuna kadar da hakkımızı alana kadar da işçimiz en azından işe geri dönene kadar da biz bunu sürdüreceğiz efendim. Evet. Sayın Kılık, işten atılmanız gerekçesine dair siz ne düşünüyorsunuz? Size bildirilen bir gerekçe var. Sendikaya üye olmanızdan kaynaklı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani şimdi şöyle bir şey var. Hani performansım düşükse eğer beni zaten 2 ay sonunda devam ettirmemeleri gerekiyordu. Ama işte bunların 3 ay sonra geçtikten sonra öyle bir bahane gösterip bazı arkadaşlardan da duyumumuza göre pazartesi işte dananın kuyruğu kopacak, çok şey olacak gibi laflar konuşmuşlar. O da tabii bizim kulağımıza geliyor. Bir yerde patlak verecekti. Bugün bende patlak verdi yani. Evet. Peki kaç işçi çalışıyor fabrikada Şener Bey? 200 kişi çalışıyoruz. Hemen belki fabrikaya dair yani Cam Keramik İş Sendikası'nda örgütlenme sürecini, çalışma koşullarınıza dair de bilgileri alalım isterseniz sizi hazır yayınımıza bağlamışken. Tabii ki çalışma koşullarımız tabii ki doğal olarak insanlık dışı bir çalışma koşullarımız var. Mesela ben gündüzcü olduğum günü pazartesi işe geldim. Çalıştım ama salı günü işe geldiğimde bana şimdi sen evine git. Sen akşama geleceksin, gece vardiyesine yazdık seni dediler. Peki neden böyle oldu dediğim zaman da biz öyle uygun gördük, biz böyle karar verdik. O kadar. Yani gerekli açıklama dahi yapılmıyor. Yani servis sıkıntıları var, ne bileyim söyleme sahip lavabo sıkıntısı var. Yani her türlü sıkıntılarımız var burada. Bunlara rağmen bizim işte hızla işimizi yapmamızı istiyorlar. İşte gözümüzü korkutuyorlar. İşte şöyle olur, böyle olur. Onun için de biz de gerekeni yapmaya karar verdik en sonunda. Buradaki sendikadaki arkadaşlar da çok duyarlı oldular sağ olsunlar. Onlar da elinden gelen desteği bizlere sağladılar. Evet. Sayın Kınık çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Umarız ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Umarız en kısa sürede işçi arkadaşlarınızın yanına fabrikaya dönersiniz. Bu sorun umarız en kısa sürede çözülür. Mücadelenizde başarıyla sonuçlanır. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Hani biz hakkımız olan bir şey istiyoruz. Yani biz onlardan kesinlikle hakkımız olmayan bir şey istemiyoruz yani. Evet, çok teşekkürler. Selamlar. Saygılar sunuyorum. Kolaylıklar diliyorum.